Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. FreeCAD'de bir ev tasarımı yapalım. Çok basit bir ev tasarımı ve böylece FreeCAD'de bir yapı modellemesi nasıl yapılır? Bununla ilgili bir fikir sahibi olmanızı hedefliyoruz. Öncelikle FreeCAD'de bir yapı modellemesi, bir BIM modellemesi yapmak istiyorsanız hemen bunun için mükemmel bir eklenti olan BIM eklentisini yükleyin. Araçlardan eklenti yöneticisine gidin. Ve bundan sonra da şu listeye şöyle bakacak olursanız, bakın BIM yazıyor zaten, BIM. Gelip bunu seçtikten sonra seçilenleri yükle ve güncelle derseniz sistemi yükleyecek birazdan. Tabii başlatmak için, yani eklentiyi tekrardan aktifleştirebilmesi için de programı tekrardan bir açıp kapatması gerekiyor. Tekrardan FreeCAD'i program kendiliğinden kapatıyor ve tekrardan açıyor. Evet, bu işlemi yaptık. Artık Start'ın üzerine gelip tıklarsanız bakın burada BIM'i görürsünüz. Gelip bunu seçerek tasarımımıza başlayacağız. Ama her şeyden önce ölçü birimini kontrol etmenize fayda olacak. Düzenleye gidin. Düzenleden seçeneklere tıklayarak bakın burada birimleri görüyorsunuz. Ben metre cinsinden çizim yapmış olacağım. Tabii siz ilk defa eğer bu FreeCAD'i kullanıyorsanız ya da yapıyla ilgili ilk çalışmalar yapıyorsanız milimetreyi seçmiş olacaksınız. Kendiliğinden default olarak geliyor. Ben metre olarak değiştirdim. İsterseniz sizler de değiştirebilirsiniz ya da milimetre cinsinden yazabilirsiniz ölçüleri. Şöyle bunu yukarıya doğru taşımanız gerekiyor. Apply OK derseniz de ölçü birimini değiştirmiş olursunuz sevgili dostlar. Artık ilk çizgilerinizi, ilk çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Yeni oluştura gelip tıkladığınızda BIM modellemesinin arayüzünü görüyorsunuz. İlk defa bu eklentiyi çalıştırırsanız, şöyle basılı tutup şuraya doğru hareket ettireyim. Siz bu şekilde göreceksiniz. İşte yukarı tarafta çizim araçlarını görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta da yapı modellemesi ile ilgili komutları görüyorsunuz. Şuradaki oka tıklarsanız da bütün komutların görüleceğini fark edeceksiniz. Tabii her seferinde ben gelip de bu oka tıklayarak buradan seçim yapmak istemiyorum. Bu benim canımı sıkar. Basılı tutarak şöyle yukarıya bir yere bırakıyorum ki buradan daha rahat bir şekilde tıklayabileyim. Hepsini de daha rahat bir şekilde görebileyim. Evet, artık burası da hazır olduğuna göre ilk çizimlerimize başlayabiliriz. Hemen şuradaki otomatik yazan yere gelip bir defa tıkladım. Buradan da üst yazan düzleme gelip bir defa tıklıyorum. Normalde yukarıdaki komutları kullanarak, duvar falan var zaten, bunları kullanarak hiç çizim yapmadan direkt duvarları buraya çizerek, modelleyerek başlayabiliyorsunuz. Ancak ben kat planı üzerinden devam etmek istiyorum. İşte bu yüzden de şuradaki kırmızı ikon var ya, buraya tıklarsanız sizi hop Sketcher kısmına atıyor. Yani çizim aracına, çizim arayüzüne atıyor sevgili dostlar. Daha önceden Sketcher kısmı ile çok uygulama yaptım. Daha önceki FreeCAD derslerimi izleyecek olursanız bütün detaylarıyla erinmeden tek tek anlattığımı göreceksiniz. Şimdi gelin birlikte bir plan çizelim. Çok basit olacak. Geldim dikdörtgene tıklıyorum. Şöyle bir dikdörtgeni çizdim. Sağ klik yaparak dikdörtgen komutunu onaylamış oldunuz. İsterseniz hemen burada bir ölçülendirme yapabiliriz. Buradaki çizgiye tıkladım. Bunun yatay ölçüsünün 8 metre olmasını istiyorum. 8 enter dediğimde 8 metre olarak girdi. Ardından da şu çizgiye, dik çizgiye tıkladım. Bunun da dikey çizgisini yine 10 metre olarak verelim. 10 metre. Bu arada siz milimetre üzerine çalışıyorsanız tabii ki buraya gelip mm yazarsanız milimetre cinsine çevirecektir. Bilginiz olsun. Enter'a bastığınızda 10 metre, 8-10 metrelik yaptınız. Arka taraftaki gridlerin böyle gözümü rahatsız ettiğini fark ediyorum. Çünkü küçücük küçücük kaldı. İstersem şuradaki gridlerin ızgara boyutu yazıyor ya. İstersem gridlerin boyutunu büyütürüm. Şöyle 1 yazarak daha rahat bir şekilde görürüm. İstersem ızgarayı gösterip şöyle pasifize ederek şu şekilde de bakabilirim. Izgaranın görünüp görünmemesi sizin işinizi çok da etkilemeyecek. Sadece çizim yaparken şuradaki gridlerin köşelerini yakalamanızda size yardımcı olacak. Şöyle ölçülendirmeleri şöyle dışarıya doğru taşıralım ki daha rahat hareket edelim. İsterseniz şimdi şu odaların yerlerini belirleyelim sevgili dostlar. Rastgele yapıyorum. Açıkçası kafamda çok aman aman bir şey yok. Geldim şuradan şurayı birleştiriyorum. Ardından da şöyle küçük bir birleştirme yapacağım ama bakın şurayı tam birleştiremedim. Gelip şöyle seçip delete ile bunu siliyorum. Geldim çizgiye komutuna tıklıyorum. Hop buradan şöyle bir çizgi çizdim. Tabi burada tekli çizgi kullandığım için tekrardan buradan da buraya doğru tıklamam gerekecek. Geldim ikinci çizgimi de çizmiş oldum. Sağ klikle onaylamış oldunuz. Şimdi gelin buraların ölçüsünü verin. Bu noktayla şu nokta arasındaki uzaklık kaç olsun? 4 metre olsun. 4 enter dediniz. İsterseniz şuranın da ölçüsünü verin. Bu ölçüde kaç olsun sevgili dostlar? 3 metre. Ne kadar çok dostlar diyorum. Bunu kontrol etmeye çalışıyorum ama işte
Kusura bakmayın arkadaşlar. Şuradaki ölçüyü verelim. Bu ölçüyü de 3'e 3'lük olsun. Bakın bütün ölçüleri verdiğinizde bütün çizimin yeşile döndüğünü görüyorsunuz. Sol tarafta da kısıtlanmış tamamen eskizin çözüldüğünü söylüyor. Sevgili dostlar, bütün serbestlik derecesini verdiğiniz anlamına geliyor. Çok güzel. Şöyle isterseniz perspektiften bakabilirsiniz. Şuradaki küpü kullanarak ya da mouse'un orta topuzuyla birlikte sağ kliye basılı tutarsanız da şöyle hareket ettirebiliyorsunuz. Diğer videoları izlersiniz. Evet, artık güzel. Şöyle ortalığı şenlendirelim. Çizimi şuraya tıklayarak onaylamış oldunuz. Ve artık katı modelleme yapacağız. Yani duvarların kalınlığını verebileceğiz. Bunun için geldiniz. Skeci seçtiniz bir defa. Bunu seçtikten sonra bakın artık şurayı görüyorsunuz. Burada zaten duvar ikonunu görüyorsunuz. Duvara çok benziyor. Gelip bunu tıklarsanız hop diye duvarları şişirecektir sizlere. Nasıl? Çok keyifli değil mi? Her neyse, duvara gelip tıklayın ki duvarla ilgili özellikleri verebilin. Duvarın kalınlığıdır, yüksekliğidir falan. En aşağı doğru çekersiniz duvarın kalınlığını görürsünüz. 0.20 metre, yani 20 santimetre olduğunu görüyoruz. Tamam, bu 20 olarak kalabilir. Tabi yapıyla ilgili olarak, teknik olarak bilgi sahibi olan arkadaşlar hemen şunu diyecektir. Efendim iş duvarlar 10 olur falan gibi. Bunu göz ardı ediyoruz. Amacım sizlere buradaki yapı modellemesini aktarabilmek. Dolayısıyla her yerde 20 santim olsun. Kafama göre yaptım. Zengin bir müteahhitim arkadaşlar, eğer inatlaşıyorsanız. Yüksekliğe geldiğinizde bakın yükseklik 3 metreymiş. Ben bunu 2.5 olarak değiştirebilirim. Bakın hemen kendisini güncelliyor zaten. Evet. Güzel yaptınız. Yalnız sizin çizdiğiniz çizim var ya, şöyle bakalım gösterin. Tam model bunun tam ortasından yapmış. Center'dan almış, yani merkezinden almış. Ben bunu çizginin içine ya da dışına atabiliyorum. İsterseniz onu da göstereyim ki onu da zaten muhtemelen başınıza gelecek. Şöyle aşağı doğru çektiniz. Bakın yönü görüyorsunuz. Center değil de left dedim. Şöyle bir defa tıkladım. Bakın dışarıya doğru verdi. Tekrardan tıklıyorum. Left değil de right'mış. Right'a gelip tıkladığımda da bakın çizginin içine doğru ölçüleri verdi arkadaşlar. Tabi kat planında normalde siz kapıları, pencereleri falan gösterirsiniz ama gördüğünüz gibi FreeCAD'de buna o anda gerek yok. Her neyse, sol tarafa gidin. Şuradaki çizimi seçin. Yani dosya adını seçin. Ardından da bakın buradaki kolonlar içerisinde pencere de var, kapı da var. Ben pencere yapmak istiyorum. Pardon, kapı yapmak istiyorum. Geldim, buna tıkladım. Tıkladıktan sonra burada pencere ile ilgili ayarların olduğunu görüyorsunuz. Şöyle birazcık bunu aşağı çekeyim de daha rahat görün. Şöyle. Evet, burada özelliklerini görüyorsunuz. Efendim basit bir kapı mı kullanacaksınız? Ya işte sabitlenmiş mi? İşte görüyorsunuz yana bir açılıyor. İki kanatlı falan. İstediğiniz gibi buradan seçebiliyorsunuz. Ben buradan sabit, standart, simple doğru geldim, seçtim. Ardından kapının genişliğini örneğin 1.75 olarak verilmiş. Ben tamam 1.75 kalsın, siz kafanıza göre dediğim gibi bunu verirsiniz. Kafanıza göre derken tabii ki standartlar var. Lütfen altını çiziyorum çünkü mutlaka birisi yazacak. Kapının yüksekliği 2.10 olarak verilmiş. Tamam, bu da böyle kalsın dedik. Ölçülerini verdik. Hatta bakın buradaki kasa kalınlıklarını falan da buradan verebiliyorsunuz, onu da söyleyeyim. Şimdi mouse'u modelin üstüne doğru götürün. Bakın duvarın üstüne geldiğinizde hemen duvara göre yön aldığını görüyorsunuz kapının. Şöyle yakınlaşın, tam orijin noktasını şöyle hedefleyin ki bunun çünkü konumunu çok daha rahat verebilirsiniz 0-0 noktasına göre. Gelip buraya tıkladığınızda hop buraya gidiyor, kapıyı koyuyor. Evet, kapıyı koydu ama tabi burada olsun istemezsiniz, arkaya doğru bir şeyler de yaptı. Şimdi geldim şu duvarın hemen yanındaki oka tıkladım, bakın kapı burada yer alıyor. Kapıya geldikten sonra bu kapının konumunu bakın burada zaten yerleşim. Gelip 3 noktaya tıkladım, buradan da bunu ne yapacağız, yerleşimini hep birlikte yapacağız. Efendim x yönünde örneğin buna 1 metre bakın verdim, hemen sağ tarafa doğru gitmiş oldu. Apply dedim, okey dediğimde bakın şuradan 1 metre ötede kapımın yeri oldu sevgili dostlar. Kapıyı görüyorsunuz. Eğer bu kapıyla ilgili güncellemeler yapmak istiyorsanız kapının genişliği olur, yüksekliği olur, yeri olur. Gelip buraya tıklıyorsunuz. Yine yukarı doğru gittiğinizde bakın kapının yerini görüyorum. Gelip tıkladıktan sonra hayır ya burası 2 değil de 3 olsun derseniz bakın gidiyor zaten kendisi hemen diğer yere yerleşiyor. Örneğin ben diğer tarafa doğru vereceğim bu kapının yerini. Ben mesela geldim bunu 5 dedim. Hatta 5.25 falan yapayım bakın. Apply dediğinizde gitti, kapı oraya yerleşti. Bu arada kapının tabi yüksekliğiyle ve genişliğiyle de oynayabiliyorsunuz. Onu da isterseniz bakın kapının genişliği 1.75 olarak verilmiş. Yine buraya tıklayıp değiştirebilirsiniz. Ben şu anda çok da orayla uğraşmayacağım.
Her neyse, kapıyı buraya yerleştirdik. Şimdi bir pencere yapalım. Yine geldim buraya, tıkladıktan sonra pencereyi görüyoruz. Geldim, pencereyi bir defa tıkladım. Burada pencerenin tipini görüyoruz. Pencere isterseniz böyle olsun, isterseniz bakın bu şekilde olsun. Her neyse, kapının genişliği, pardon, pencerenin genişliği 1,75 olarak verilmiş. Tamam, 1,75 olsun. Yüksekliğini görüyoruz. Yüksekliği de 2 kadar olsun. Bakın şöyle deli gibi kocaman bir pencere oluyor. Tabii çok büyük olduğunu düşündüm. 2 olmasın da efendim, bu da 1,75'ti. Bu da 1,5 falan olsun. Evet, şöyle bir pencere olsun dedim. Şimdi geliyorum. Tabii nereye istersek, öncelikle bu orijin noktasına tıklayalım ki daha sonradan rahat hareket ettirebilelim. Bakın buraya geldim, tıkladım. Pencerenin üzerine gelip tıklıyorum. Yukarı doğru gelip yer, yine aynı şey yapıyorum. Yani yerini belirlemek istiyorum. Buraya geldim, bir yazdığımda bakın buraya geldi ama tabii zeminde yaptı. Gördünüz mü? Z'de yukarıya doğru çıkartmak istediğim için bakın, 2 yazınca tabii çok yukarıya çıkmış oldu. Bir yazdım. Bir de tam sınır noktasına geldi. Çünkü zaten kendisi de bir o kadar ya. Her neyse, ben bunu bu kadar da yapmak istemiyorum. Sıfır, şu pardon, şurası 1 olarak kalacak. Z'ye 0,5 yapacağım. Apply dedim. Bakın geldi buraya, pencereyi de yerleştirdi. Çok keyifli duruyor değil mi? Evet, ufak tefek uğraştıran şeyler var ama gerçekten de keyiflidir. Güzel, devam edelim. Tekrardan bir pencere yapacağız. Yine geldim şurayı tıklıyorum. Yine geldim pencereye. Bir önceki pencereyle aynı şey geldi. Bu sefer yerleşime falan çok da dikkat etmiyorum. Artık anladığınızı düşünerek geldim. Hop, buraya tıkladım. Aynı şekilde geliyorum, bunu seçiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki rastgele yapılmaz. Evet, yapılmaz. O zaman gelirdim şu orijin noktasına tıklayıp oradan taşırdım arkadaşlar. Firkette de böyle bir durum var. Her neyse, geldim. Bu sefer şuraya yapacağım. Çok geniş olsun istiyorum. Geldim. Şunun sıfıra sıfır noktasına bir defa tıkladım. Pencere burada zaten görüyorsunuz. Yine şuradaki 3 noktaya tıklayarak bunu şu yönde değiştireceğim. Tabi deniyorum. Bakıyorum. Bakın bir de gördüğünüz gibi X yönünde değilmiş. Demek ki Y yönünde. Evet, Y yönü doğru ama biraz da uzakta olsun istiyorum ben. 2, hatta 2,5 olsun. 2,5 yazdım. Bakın. Z yönünde de yerini değiştirelim. Yukarıya doğru gidecek ki, o yüzden 0,5 dediğinizde bu da oldu. Apply'a bastınız. Hiç fena değil. Hem burada pencere koydunuz hem de diğer tarafta bir pencereyi yerleştirdiniz. Evet, pencerelere devam edelim. Geldim, yine tıklıyorum. Pencereyle devam. Bu sefer pencerenin tipini şunu seçiyorum. Biraz daha farklı olsun. Yana doğru açılan pencere olsun istiyorum. Şu gördüğüm arka tarafı yerleştirebilmek için. Genişliğini 2,5 yaptım. Yüksekliğini de 2 metre yaptım. Evet, bazı imalatçılar diyecek ki o kadar büyük pencere falan sıkıntı olur bilmem ne. Bunu da göz ardı ediyorum. Hayal dünyası varsayın. Geldim şu köşeye yakılacağım. Bakın geldim, hop. Şöyle tıkladığınızda hemen gitti. Buraya da bunu yerleştirdi. Tabi tam istediğiniz gibi olmayacak illaki böyle. Geldim 3 noktaya tıkladım. Bunun yerini X ve Z yönünde değiştireceğiz, deneyeceğiz bakalım. Evet, bu yönde değil, diğer tarafa doğru olacak. Eksi 2 dediğimde bakın bu taraflara doğru getirdim. Bu kadar da olmasın, eksi 1 falan diyelim. Biraz da duvara doğru yakın olsun yani. Sonra yukarı doğru birazcık çıkaracağım. Bunu da 0,5 kadar derseniz kurtarmadığını fark ettiniz. 0,2 falan deyin şöyle, değil mi? Fena değil. İşimi gördü. Apply dedim. Okey dedim. Gayet güzel. Buraya da çok geniş bir pencerenizi yerleştirdiniz arkadaşlar. Hiç fena durmuyorsunuz artık. Şimdi de şuraya yapalım yine. Diyeceksiniz ki anladık pencereyi ama işte neyse, bir şeye de benzesin arkadaşlar. Geldiniz bakın burada ne yapalım, ne yapalım. Yine basit bir şey yapalım. Şuraya bir pencere yapalım. Küçük bir şey olsun yukarıda. Hatta şuradakini de değiştirelim bu arada. Birazdan değiştiririz. Her neyse, bu küçük de bir şey olsa yeter. Birebirlik bir pencere, bakın şöyle. Değil mi? Sadece şöyle yukarıda bir yerde olsa yetecek. Evet, geldim. Bunu da tıkladım. Güzel. Buraya da bir pencereyi yerleştirdiniz. Yalnız şurasını lavabo olarak kullanacaktık. Geldim bunu silmek istiyorum. Geldim tıklayıp delete'ye basmanız yeterli olacak. Hop, bunu sildi. Tekrardan buraya ne yapalım? Bir pencere atayalım. Geldim tıkladım. Hop, yine pencere komutuna tıklıyorum. Bakın buraya bir yer yapacak ama bunu da çok istemiyorum. Şu gördüğüm yükseklik var ya, bu yüksekliği değiştireceğim. 0,5 falan olsun. Evet, şöyle bir şey olsun. Şöyle gelip tıklıyorum. Bu arada tabii ki rastgele bir yere yapmak uygun değildir. Bunu unutmayın. Ben şu anda rastgele yapıyorum.
Hop tıkladınız. Bakın bunu geldi. Bunu da yukarıya doğru yerleştirdi sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz kapılara doğru devam edebilirsiniz. Bakın buradaki küpü kullanarak görünümleri değiştiriyorum. İstediğim gibi, istediğim yönde bakabilmek için bunu yapıyorum tabii. Ya da mouse'un orta topuz ile birlikte sağ tuşa şöyle basılı tutarsanız da böyle döndürebildiğinizi göreceksiniz. Evet, şimdi geldim yine seçip kapılarla devam ediyorum. Keyifli bir şey aslında, değil mi? Sabit kapılarla devam edeceğim. Kapımın genişliğini şöyle gelip 1,25 falan yapayım. Değil mi? Şöyle bir şey olsun. Yükseklik 2,10'muş. Hadi bu da 2 falan olsun. Evet, standart kapı genişliği, kapı yüksekliği var biliyorum. Arkadaşlar, şöyle geldim. Bu arada isterseniz tabii ki şu köşeye bir yere tıklarsınız. Onu altını çize çize söylüyorum size. Gelirim buraya tıklarım. Ardından bunu tıkladıktan sonra gelip 3 noktaya tıklayıp buradan zaten değiştiriyorum. Artık bunu anlamışsınızdır bu arada. Bakın bu yönde olmadığını fark ettim. Deneme yanılma yöntemiyle benim gibi görebilirsiniz. Bir şey kaybetmezsiniz. Şöyle yapalım. Fena değil. Buralarda bir yerlerde apply dediniz. Buraya bir kapıyı yerleştirdiniz. Şimdi gelin şuraya yapın. Burada bir sürgülü kapı yapalım. Cam kapı yapalım içeri tarafta. Yine geldim buna tıkladım. Kapıya bir defa tıklıyorum. Burada görüyorsunuz Glassdoor var. Direkt Glassdoor olsun, sürgülü olmasın hatta. Her neyse, bunun kapının genişliği de daha geniş bir şey olsun. Yükseklik hadi 2,10 iyidir, iyice yüksek olsun yani. Bakın görüyorsunuz, hop buraya bir şeyi atacaksınız. Yine aynı şekilde köşe atadıktan sonra da taşıyabilirsiniz, fark etmez. Gelip bunu tıkladığımda da buraya bir yaptınız ama çok da hoşuma gitmedi bu arada. Değişik oldu değil mi? Bunu gelip sakinlik yapıp silebilirim. Kızmıyorsunuz değil mi? Arada bir böyle değiştiriyorum fikrimi. Çünkü ben de rastgele yapıyorum. Geldim bunu seçtim. Kapıya tıkladım. Şöyle farklı bir şey olsun bari. Ha, dörtlü bir kayar kapı yapalım. Madem öyle, genişliğini 3 kadar falan verelim. Şöyle bir göreyim. Evet, aynen böyle verelim. Yükseklik 2,10 ideal edecektir. Kasa kalınlıkları da H1-H2 görüyorsunuz, 52'ye 25. Tam onlar da öyle olsun. Çok da bunu atmayayım size. Bakın görüyorsunuz. Şimdi birazdan şu arkadaşı buraya biraz daha yana doğru çekeyim. Tıkladığımızda hop bunu da buraya atadı. Fena olmadı ya, değil mi? Oradan girsin. Şimdi de üstünü kapatalım. Normalde tabii ki böyle kubbeler falan çatı şeklinde verebilirsiniz. Ben düz şekilde kapatacağım. Konuyu da çok uzatmak istemiyorum. Geldim yine burayı seçtim. Buradaki çizim araçları bakın birazdan ne işe yarayacak. Geldim dikdörtgene tıklıyorum. Bakın şu tam köşe noktasından yakalayacağım birazdan. Evet. Sonra da geliyorum. Hop buraya tıklayacağım. Evet, direkt kapattı zaten. Şimdi isterseniz gelip bunu seçin. Seçtikten sonra slap görüyorsunuz. Hemen buraya bir kalınlık verdiğinizi görüyorsunuz. Tabii ki bu üstün ölçülerini, kalınlığını ve uzunluğunu değiştirebiliyorsunuz. Şu anda 0,20 olarak burayı da tanımlamış oldunuz sevgili dostlar. Şimdi isterseniz biraz da renk verebilirsiniz. Örneğin şuradaki duvarlar var ya, bütün bu duvarlara sağ klik yapıp görünüme gelip efendim bunlara işte şu renk olsun, bu renk olsun falan diyebiliyorsunuz. Bakın göstereyim. Şöyle değiştirerek. Değil mi? İşte atıyorum şu renk olsun diyebilirsiniz. Ya da biraz saçma sapan renkleri de buradan artık ayarlarsınız. Tamam. Okey dediğinizde evet dışı bu renk olsun demiş oluyorsunuz. İşte yukarı daha farklı renk falan verebilirsiniz elbette ki. Şu gördüğüm yukarıdakiyle eğer gizlemek istersem bunu tıkladıktan sonra space tuşu yani ortadaki boşluk tuşuna bir defa tıklarsanız bakın gizler. Silmez, sadece gizler. Yine burada görünür slap. Yine bunu tıkladıktan sonra space tuşuna basarsanız da tekrardan gelir. Eğer burada işiniz varsa devam etmenizi sağlar. Yani sürekli çatıyı İşte silip tekrardan getirmenize gerek kalmayacak. Yani space tuşuna basmanız yeterli olacak. Elbette ki buraya lavabo falan otomatik getirilebilen kütüphane falan var. O tip araçlar da var ama bu derste bunlardan çok bahsetmeyeceğim. Evet, BIM modellemesi ile ilgili yaptığımız ilk çalışma bu şekilde. İlginize göre diğer videoları çekebilirim. Daha detaylı, zorlu çalışmalar yapabiliriz. İşte çatılar, konstrüksiyonlar falan. Çok keyifli FreeCAD'de bunları yapabilmek. Elbette ki çok fazla hata verdiği yerler de var. Onları artık göz ardı ederek, okşayarak devam ediyorsunuz. Evet, bu videoyu sevdiyseniz, beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız lütfen yorumlarınızla ve beğenilerle desteğinizi hissettiriniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.